Soru şey üzerineydi değerli arkadaşlar. Bu VR mesela genel olarak nasıl yardımcı olabilir? İş piyasasına yönelik girmeyle alakalı neler yapabilir? Soru bunun üzerine. Şöyle ifade edeyim. VR aslında biz düşünce olarak şunu söylüyoruz. Yani ana strateji veya ana felsefemiz. Yüksek tahsilli mültecilerin, yeni gelen insanların, mülteci olarak da gelmek zorunda değil. Mesela diyelim buraya geldi şey yoluyla, mesela expat eşi ama kendisi mesela iş arıyor. Bunlara da yardımcı olabiliyoruz. Bu kişilerin biz şuna inanıyoruz. Seviyesinde iş bulma ve işi tutabilme, yani uzun dönem tutabilme veya iş yeri açma ve kalitesinde devam etmeyle alakalı 0-8 sene felsefesi yürütüyoruz. Bu ne demek? İlk gün geldiğinde biz bir şekilde tanışma, geliştirme yapmak istiyoruz. Ta 8. seneye kadar da yapılacak ve yaptığımız programlarla destek vermeye çalışıyoruz. 0-8'i 3 adımda yapıyoruz biz. Birinci adımımız sosyal partisipasyon bölümü. İlk 4 sene, ilk 3 sene, 3-4 sene diyebiliriz bu döneme. Bu dönemde dilin gelişimi adına biz de özellikle sosyal aktifleşme projeleri üzerine duruyoruz. Yani mesela iyi bir üye nedir dediğinizde bu kişi bir iki yerde gönüllü çalışır, dille alakalı aktiftir. Onun dışında bazı şirketsel ve işsel oryantasyonlar yapıyordur. Biz burada ne yapıyoruz? Mesela Nivedocent diye bir projede okullarda öğretmen olarak yerleşmenize yardımcı oluyoruz. Gönüllü olarak bir grupla İGDUME okullar dışında da yardımcı oluyoruz. Eat and Fairbind dediğimiz yemek birleştirir gibi, işte komşularınızı davet etmeden neler yapabilirsiniz veya siz gitmede veya bu yemek bazlı. Genelde biz tanışmaları onun üzerine yapıyoruz kültürel olarak. Burada daha nasıl aktif olabilirsiniz ve bunun dışında başka eğitimler de gelecek. Yani ilk 3 seneyi biz sosyal aktif olma yönünde, bir de network yapma yönünde değerlendirmiş oluyorsunuz. Sonraki sizin aslında sorunuz da iş oryantasyonla alakalı. Üçüncü, dördüncü senede ise orada işe girmek isteyenlerle alakalı biz sistem olarak işe yerleştirme, yani şu an ortak olduğumuz iş ve işçi bulma kurumuyla işe yerleştirme yapabiliyoruz. Nasıl oluyor bu? Siz mesela kayıt oluyorsunuz. Ben diyorsunuz şu iş ilanlarını gördüm. Yani profil veriyorsunuz. Profile kayıt olmanız lazım. Başta profil@verihere.net. Oradan zaten size belli videolar gelecek. Mesela İlyas Bey şu an chatte de paylaştı. Mesela kısa bazen CV nasıl hazırlanır gibi. Bu dönemde eğitimlerimiz de var, profil verdiklerinden sonra kendinizi nasıl tanıtabilirsiniz veya işte CV'nizi nasıl hazırlanır, bunlarla da alakalı özel, hani offline eğitimler de oluyor. Ve siz aslında şunu yapıyorsunuz. Şu şirketler 10-15 tane, 20 tane veya iş ilanlarını bize gönderiyorsunuz. Biz direkt ön kapıdan girmiyoruz veya biz gittiğimizde sosyal iş ve işçi bulma kurumuyla beraber gittiğimizden dolayı karşıdaki kurum kime alacağını, niçin alacağını daha iyi biliyor. Siz mesela normal iş başvurusunda bulunduğunuzda size şöyle bir reaksiyon gelebilir: ya şirket hazır olmaz, ya bu nasıl, ilgilenebilir miyim, yapabilir miyim, tam bilemeyebilir. Ama biz gittiğimizde şunu görüyorlar: ya bunlar koçluk sistemi var içinde, bunların hani bir model kurmuşlar ve tek değiller, başkaları da var. Ve ortada Hollandalı bir kurum var, bizim Sosyal Ayrımcılık FlexPay var. Bu güven veriyor. Bunu görüyoruz. Mesela en son bir arkadaşın cümlesiydi: kendi gitmiş, başta almamışlar. Bizim ismimizden, bu şeyle, FlexPay üzerinden gönderdiğimizde ise görüşmeye çağırdılar. Şu an teknik bir sınav yapıyor. Onu geçerse işe alacaklar. İkinci bölümde, yani ikinci adımda ilk iş, bizim genelde şunu söylüyoruz: seviyende bir iş olmak zorunda değil ama seviyesi büyüyebilecek işlere giriyoruz. Instabound deniyor bunlara. Burada sizin verebileceğiniz gibi biz de bazen oluşturuyoruz. Mesela Rabobank'ta şu an 14 insan girdi. Yeni bir iş ilanı var. Önümüzdeki dönemde iş ilanları çıkacak. ABN AMRO'yla şu an görüşüyoruz. İşte WhatsApp. Oralarda bize has, bize özel, yani özellikle mültecilerin direkt girebileceği bazı özel işler de oluşturuyoruz. Oluşan işler de bize geliyor. Mesela Rabobank'a 4 kurumdan biriyiz, insan teklif verebilen. Bunlar da bize geliyor. Bunları da bizimkilere, sizlere yönelik yönlendiriyoruz. Son olarak bununla alakalı şu an yeni çalışma yaptık. Çünkü o seviyeye yeni gelen insanlarımız var.
İşe girdikten sonra veya iş yeri açtıktan sonra işe girenler ve iş yeri açanlar koçluğu başlayacak. Bu ise kendimizi geliştirme, yani iki şey üzerine duruyoruz. Employability, entrepreneurial skill. Yani işe yararlık diyeceğim de çok kötü bir kelime employability. Aslında işçiliğini güçlendirme de diyebilirim. Kariyer crafting, kariyer planlama içinde kullanılan bir terim. İkincisi ise işletme kabiliyeti. Gene bir hayal edelim. Öğretmen hayal edelim. Dördüncü senesinde yardımcı öğretmen oldu. Onurice asistent oldu. Bunun bir sonraki adımı ne? Kendi seviyesinde gerçek öğretmen olması. Bir de biz bunu yedinci senede falan bekliyoruz. Yani daha önce değil. Başka bir örnek verelim. Birisi gitti Rabobank'ta çalıştı veya farklı bir yerde çalıştı. Sonra bu iş yer açmaya karar verdi yedinci senesinde. Farklı bir örnek. Gittiniz bir yerde basit bir iş yapıyorsunuz. Tekniker ve neyse. Sonrasında mesela IT'ye kaymak istiyorsunuz. 7. senede IT'ci nasıl olabilirim ona da bakacağız. Yani demek istediğim hem kariyer switch hem şirket içinde büyüme hem de belki işletme açma gibi yerler 7. 8. senemizde oldu. We are here bütün bu dönemlerde yani perspektif, sosyal aktivasyon, ilk iş ve iş üstünde koçluk, en sonunda da kariyer switch ve gelişim. 3 bölümde de We are here'ın farklı hizmetleri bulunacaktır.